aslında bitirdim. Şimdi buraya çoraplarını koydum. Bu tarafta ıvır zıvır var, düzenlemedim. Bu tarafta pijamalarıyla zıbınları var. Kısma bezlerini koydum. Buraya da yazlıklarını koydum. Artık kullanmayacağız diye. Bu arada mis gibi kokular çıkıyor. Sonra devam edeyim. Evet, bu kısımda üst tarafa battaniyelerini koydum. Buraya ince sivitlerini ve taytlarını koydum. Askılara da sivitlerini astım. Burası da bu şekilde oldu. Şu üst kısma yeleklerini koydum. Buraya işte pişik kremidir, parfümdür falan filan onları koydum. Buraya yedek ıslak mendillerini koydum. Alt kata da kutularını koydum. Nilhan da bu arada arkada oynuyor gördüğünüz gibi. Burada da yazlık elbiseleri var. Bir de oyuncakları var. Oyuncaklarını bu şekilde düzenledim. Bu arada Nilhan şuranın kulbunu kaybetti. Evin içinde kaç gündür arıyoruz, bulamıyoruz. Kulp yok. Buraya oyuncaklarını koydum. Şurada havluları var. Zaten daha önce göstermiştim. Şurada da aynı şekilde. Tabii Nilhan orayı bilmiyor. Yerini süpürdüm. Zaten dün akşam da süpürmüştüm. Çok kirli değil. Şu gözler içeride kötü oldu diye tekrar dışarı çıkarttım bu şekilde. O köşeye rafıyla masasını koydum. Farklı bir yatak örtüsü serdim. Diğeri küçük geliyor. Çok iyi ütülenmediği için. Daha ütülemedim yani tam anlamıyla böyle. Biraz pike şey alıyor. Yıkandıktan sonra toplanıyor. Nilhan oyuncaklarını da oraya koyduk. Nilhan da gidip halının üstü varken hep taşta oynar. Halı burada durur. Taşta oynar. Burayı da bu şekilde tablolarıyla süsledik. Nilhan'ın odası bitti. Ben de bittim. Bu arada ben buraları yaparken telefon geldi. Görümcemler, kayınvalidemler gelecekmiş. Müsaitseniz size geleceğiz dedi. Dedim müsait olmak ne demek? Tabii ki buyurun gelin. Sormanız hata dedim. Tam da buraya girmiştim. Bilseydim girmezdim. Neyse burası da artık çıkmış oldu. Aradan. Şimdi gideceğim. Birkaç mutfakta işim var. Sonra da artık misafir hazırlıklarına başlayacağım. Ben geldim. Market alışverişi yapmış. Şöyle ufak mor soğanlardan almış. Bunlar çok lezzetli oluyor. Patatesimiz gene bitmişti. Arya şöyle kızartmalık. Kızartmalık Arya patates almış. Sonrasında şurada şöyle misin süzme peyniri var. Nihalan'ın çilekli sütleri. Ondan sonra kuru fasulyem bitmişti söylemiştim. Ondan almış. Ay şöyle göstereyim. Bugün unum da azaldı. Un aldırdım. Şöyle yeşil zeytin almış, şeker almış, süt almış. Sonra kaşar. Salam aldım. Salam. Ondan sonra ekmek bir de. Şeker. Şekeri gösterdim. Zeytin. Ay keşke kaşarı bin vezir alsaydın, neyse. Bu da hani en son bir pide yaptıydım çok yağlı dediniz ya, hoşunuza gittiydi. Hadi inşallah tamam. O kaşardan. Bunları şimdi yerleştireyim yerine. Bugün her işim aksi gitti. Ne elim attıysam. Bir poğaçalar düzgün. Onlar da biraz fazla kızarmış. Bak bakalım tadına. Tadım testi yapıyoruz. Göbeğim beğendi. Geçen yıl kadar iyi değil ama değil mi? Biri gelecek ya böyle olur. Bugün hamster çok üzgünüm. Var evde hamster. Ne yapıyorsun? Suç olduğunu bilince nasıl böyle kaçıyor? Hadi bakalım. Kekim de şu halde. Bu kekti. Paramparça çıktı gene. Şimdi ben bunun üstüne böyle süt koydum içine. Beyaz çikolatalı sos yapacağım. Çikolata eriteyim dedim. Çikolata erimiyor. Bugün diyorum ya çok acayip bir gün ya. Elleme, hayırlısı. Elleme onu. Neyse. Kazasız belasız bugün bitse iyi olacak. Arkadaşlar dağılmış kekten nasıl pasta yapılır? Bugünkü konumuz bu. Hala geliyorum. Bak Nilhan iyi ki doğdun, sana yavaşladı. Arkadaşlar keki gene paramparça çıkarttım. Sonrasında aldım sütle ıslattım. Üstüne beyaz çikolata koydum. Nasıl bir çikolataysa şu çikolata da erimedi. Onu da zorla erittim. Ne sıcak su kaldı, en sonunda ocakta erittim yani. Ben mali falan hak getire. Neyse sonuçta bu çıktı, bakalım tadı nasıl, çok merak ediyorum. Artık bu kez eğlenmesek. Çok uyduruk. Acayip uyduruk.
Arkadaşlar günaydın. Biz uyandık şimdi, kahvaltı hazırlıklarına başladım. Saat 11'e geliyor. Şöyle dünden poğaça yapmıştım, onu koydum. Gene incir reçelini tereyağında kavurdum. Mis gibi kokuyor. Vişne reçeli, çilek reçeli, kayısı reçeli. Herhalde fotoğraf çekiyorlar içeride de. Sonra patatesleri ocağa attım. Şimdi patateslerin de olmasını bekliyorum. Büyük ihtimal salona hazırlayacağım çünkü bu mutfağa sığmayız. Arkadaşlar misafirlerimizi ağırladık. Onlar şimdi gittiler. Şöyle yapayım da ses gelmesin. Akşam yemeğini yiyelim dediler. Ondan sonra, daha doğrusu akşam yemeğini Hakan'ı bekledik. Hakan 6.30 gibi işten çıktı. Aa, niye beceremedim seni? Saat şu an 8:20 var. Yolda bayağı sürüyor, 1,5 saat falan. Öyle olunca dedim ki bulaşığı falan bırakın, ben toplarım. Siz işinize bakın çünkü yarın iş ve okul var. Şimdi hızlı bir şekilde mutfak temizliği yapalım. Ben de vallahi çaysızlıktan öldüm. Sabah kahvaltısında içmiştik en son. Sonradan kahve muhabbet falan filan. Çocuklar falan da olunca iki tane küçük var, bir tane büyük var. Bayağı hani nasıl geçtiğini anlamadık günü. Makyajım falan da atmış. Ben daha yüzümü bu arada yeni görüyorum. Unutmuşum ya. Bak bak şimdi aklıma geldi. Nilhan uyandı. Ona bakmaya geldim. Mutfağı toplarken. Bir de baktım burayı gördüm. Bu ne dağınık. Burayı unuttum. Bunları yerine yerleştireyim. Hakan biraz sonra yatmak ister. Bunları yerine koyayım. Zaten ne zaman yüklük düzenlesem böyle yatılı misafirim geliyor. Geçen gün size de anlatmıştım zaten. Bakın yastıklar işe yaradı. Kaç tane yastık kullandım? 6 tane yastık var gördünüz mü? Hatta 7 tane. Yani işe yarıyor yastıklar. Hiçbir şeyim fazla değil. Şimdi ben bunları yerine yerleştireyim. Sonra mutfağı toplamaya geri döneyim. Ben bunları unutmuşum diyorum ya. Buradan geçmesem tesadüfen hiç aklıma gelmezdi. Hemen bunların kılıflarını sökeyim. Sonrasında makineye atayım. Onları da başlatayım. Neresinlerim de temizlenmiş olsun. Sonrasında da ütülerim artık yerine öyle yerleştiririm. Arkadaşlar sonunda mutfağı bitirdim. Bir düdüklünün kapağı kaldı, bir de lobanın içi kaldı. Gene ben pirinç suyu yaptım çiçeklere, onları vereceğim. Bu arada Nilhan'ı bugün arkadaşları var diye uyutmamıştım. Bayağı oyun oynadılar. Sonra babasıyla dışarı çıkmışlardı, gelince uyumuş. Sonra çay demlemiştik. Çayı içerken Nilhan uyandı, gittim onunla uğraştım falan. Mutfak şimdiye kaldı. Mutfağı da bitirdik Hakan'la el elden. Yapabildiğimiz kadarıyla yaptık. Şimdi de dediğim gibi bir lovan içi var. Bir de şu düdüklünün kapağı var. Geri kalan her yeri hallettim. Bugün de böyle bitirmiş olduk. Çok yoruldum. Yalnızlığa alışmışız da böyle kalabalık olunca bir değişik geliyor. Böyle yoruldum bayağı. Neyse güzel oldu. Böyle insan görmek de gerçekten çok güzel. Hele şu pandemi sonrası. Böyle bayağı iyi geldi. Sohbet, muhabbet, gülüş, cümbüş, bağırış, çağırış çocuklar. Ev böyle curcunaydı. Gene yalnız kaldık. Bakalım Nilhan yarın ne yapacak? Bugün Nilhan'ın hiç sesi çıkmadı. Arkadaşlarıyla oynadığı için hiç beni göresi bile yoktu. Önce yemekten yemeği ya da altını değiştirmeden değiştirmeye gördüm. Onun dışında hep oyun oynadılar. Neyse. Çok yoruldum. Şimdi bitirdik. Hakan diyor ki Nilhan diyor bugün 8'de uyudu. Hemen yatalım diyor. Sabah 6'da kalkar diyor. Doğru diyorsun dedim. Yani bir
uyumak lazım. Şimdi ben dediğim gibi ne yaparım bilmiyorum. Mutfağı topladıktan sonra yastık yorgan var ya, yatağımın üstünde duruyor. Büyük ihtimal buradan Hakan oraya getirip bir de onları toplatmam lazım. Yıkanacakları makineye falan atarım. Onlar da elden çıkmış olur. Beni buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.